Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli takipçilerimiz. Bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyoruz. Önemli bir konu başlığını çok kıymetli bir isimle ele alıp değerlendireceğiz. Alan gerçekten önemli. Özellikle yaşamımızı bireylerin, kişilerin, bizlerin toplumda var olmamız için önemli araçlardan biri olan iletişim, dil ve konuşma. Zaman zaman buralarda yaşanan problemler kişinin hayatını sekteye uğratabiliyor. İşte biz de neler dil ve konuşma bozukluğu olarak tabir ediliyor? Hangi durumlarda kesinlikle tedavi gerekebiliyor? Çocuklar bağlamında bunu konuşacağız, erişkinler bağlamında bunu konuşacağız. Çünkü bazı bozukluklar var ki kişi farkında bile olmuyor. Aslında bu dil ve konuşma bozukluğu olarak tabir ediliyor. İşin uzmanına birazdan bunu soracağız. Sosyal medya üzerinden çocuklarda olabilir, ergenlerde, yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluğuna dair merak ettiğiniz ne varsa sosyal medya hesapları üzerinden lütfen programımıza gönderin. Ben de konuğuma onu fırsat buldukça sorularınızı iletiyor olacağım. Bir sokak röportajımız olacak. O da dil ve konuşma bozuklukları farkındalığını ölçtüğümüz ve ekrana uzmanlarımıza neler soruyorlar ekrana getireceğimiz bir röportajımız. Yine Didem Düz ile güzel bir programı sizlere sunuyor olacağız. Hemen konuğumu takdim etmek istiyorum fazla vakit kaybetmeden. Zaman zaman bu ekranlardan da görüyorsunuz. Alanında önemli isimlerden biri İbrahim Yaşa, Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları uzmanı. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk, merhaba. Konuşma bozukluğu ben girişte biraz bahsettim, anlattım. Gerçekten önemli. Özellikle çünkü akademik hayattan tutun sosyal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkileyebiliyor. Çocuklar, kişiler içine kapanık olabiliyor. Aileler yanlış tutum sergileyebiliyor. Birçok dinamik var aslında. Bunların hepsini konuşacağız sizinle. Dil ve konuşma bozuklukları şöyle girelim istiyorum hocam ben. Alan gerçekten yeni. Uzmanlar yeni yeni yetişiyor. Sizin gibi tabii otorite isimler var, sizi yetiştiren kişiler var ama çok az sayıdalar. Artık dil ve konuşma ayrı bir alan olarak değerlendiriyor. Önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle şununla başlayalım. Alan 2000'li yılların başlarında Türkiye'ye işte Profesör Doktor Ahmet Konrat hocamızın önderliğinde kurulmaya başlanmış ve ardından da hızlı bir şekilde uzmanı yetiştirilmeye başlanmış ve çeşitli işte sağlık alanlarında işte duyulurluğu, bilinirliği arttırmaya çalışılmış bir alan. Bu süreçte tabii çok sıkıntılı aşamalar tamamlanmış ve şimdi bu noktaya gelmiş. Öncülüğünü yapan hocamız şu an zaten üniversitede bizimle birlikte olan ve hala bizi yetiştiren hocamız. O zaman Ahmet hocamıza buradan selamlarımızı iletelim. Ahmet Konrat daha önce kendisiyle de programlar yaptık. Bu işin otoritesi aslında Türkiye'nin sizin gibi değerli hocalarımızı yetiştirdi. Burada programda misafir ediyor olmak da bizim için bir gurur. Tekrar teşekkür ederim. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Biraz dil konuşma bozukluklarını konuşalım. Önemi evet ki şu an mezunların da verdi Üsküdar Üniversitesi. Orada lisans eğitimi var. Onu çok daha önce de konuştuk. Dil ve konuşma bozukluğu derken mesela birçok şey var, gecikmiş dil konuşma var, kekemelik var, konuşma sesi bozukluğu var, dil bozukları, bir sürü başlık var hocam. Bunları fırsat buldukça konuşalım istiyorum ama neye dil, neye konuşma bozukluğu diyoruz? Böyle bir soru yöneltsem size neler söyleyebilirsiniz? Şimdi temelinde aslında alan iletişim bozuklukları üzerine olan bir alan. Yani iletişim ne demek? İşte sağlıklı bir şekilde kafamızda olan mesajın karşı tarafa iletilmesi aşamalarının hepsini kapsayan çok detaylı bir etkileşim kurmaya yarayan bir süreç. Bu süreçte beyin dili kullanıyor ve dili kullanırken de bunu çeşitli örüntülerle işte konuşmaya çıktı olarak ağızdan çıktısı haline getiriyor. Buna konuşma diyoruz. Bu sembolizasyonun ağızdan dökülen işte çıktı haline olan konuşmayla birlikte de bir iletişim süreci. Bir iletişim kanalı tercih edilmiş oluyor. Dil ve konuşma bozuklukları da bu iki alanın yani beyindeki işte iletişim kurmamıza yarayan sistemlerin, semboller bütününün, dil diyoruz buna, konuşma kanalıyla karşı tarafa aktarılması aşamasında işte çeşitli rahatsızlıklar olabiliyor. Kendi içerisinde bir sürü basamaklara ayrılıyor. İşte zaman kaldıkça bu basamaklara değineceğiz. İşte herhangi birinde, herhangi bir aşamasında aksaklık ya da varsa, aksaklık varsa beyinde dille alakalı bir aksaklık olabilir ya da bunu işte tercih ettiğimiz iletişim kanalı olan konuşmayla alakalı
kanalda bir aksaklık olabilir. Bunların hepsi birer dil ve konuşma bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Konuşma organlarımıza şöyle bir bakacak olursak, dilimiz bunlardan biri. Evet. Ağzımız, dudaklarımız bunlardan biri, damaklarımız bunlardan biri, dişlerimiz bunlardan biri, damağımız. Böyle çeşitlendirebiliyoruz. İşte bunlardan herhangi birinde bir problem varsa bu konuşma bozukluğu olarak. Mesela ne gibi problemler var bu konuşma organlarında? Şimdi konuşma organları dediğimizde de aslında aileler şey oluyor. Yani işte dile direkt odaklanıyor. Çünkü neden? Konuşurken bizim hep kafamızda bu görsel olarak da karşımıza çıkan dil var. Yani, sanki konuşma sadece ondan evet, ibaret. Sanki konuşmayı hocam? Sadece ağzımızın içerisindeki bu dilin süreci yürüttüğünü düşünüyorlar. Halbuki konuşmanın temel kodlanması ve bu süreçlerin ediniminde beynimiz sorumlu ve beynimizin çeşitli konuşma merkezleri ve bunların eş güdümlü olarak koordinasyonu ve bu koordinasyon sonucu olarak da konuşma üretimi sorumlu. Konuşma organları beynin de içinde yer aldığı ve işte ses tellerimiz, vokal kortlar diyoruz buna. İşte ağzımız, dişlerimiz, dilimiz, işte yumuşak damağımızın da sistemin içerisinde yer aldığı bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu donanımda fonksiyonel bir bozukluk olabilir. Yani bu donanım aşamasında fonksiyonel bir bozukluk olabilir. Ya da beyinde yazılımsal, daha bilgisayar tabiriyle konuşmak gerekirse, dille alakalı yazılımsal bir sorun olabilir. Ama konuşma organları dediğimizde bunu bir bütün olarak değerlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şey gibi algılar oluyor işte. Dili küçük, bu yüzden konuşmuyor. Ya da işte diş yapısı çok bozuk, bu yüzden konuşmuyor. Ya da dil bağı var, bu yüzden konuşmakta ya da işte belirli şeyleri söylerken güçlük çekiyor. Aslında temel bilgi düzeyinde çok eksiğiz bu noktada. Bu bir bütün. Yani beynin de işin içerisinde yer aldığı, konuşma organlarının da içerisinde yer aldığı, temelde beyin ve ardından da işte konuşma organlarının da yer aldığı bir donanımsal bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Şu ana kadar konuştuklarımız aslında değerli takipçilerimiz biraz fiziksel ve biyolojik kaynaklı konuşma bozuklukları. Ama çevrede çok önemli, sosyal çevresi, çocuklara, ailenin tutumu, psikolojik dinamikler. Biraz buradan da girmek istiyorum hocam. Mesela hangi durumlarda çocuklar dil ve konuşma bozukluğu yaşayabiliyor? O da teknoloji de konu başlıklarımızdan bir tanesi. Uzun saatlerce tekli televizyona bağımlı kalması, mahkum edilmesi veya elindeki oyunlara, tabletti, cep telefonuyla, bunlar da var ama ortam dil ve konuşma bozukluğu üzerine ne yönde etkili? Şöyle söyleyeyim, şimdi temelinde bu dil ve konuşma bozuklukları bulunan bireylerde, çocuk da olabilir, ergen de olabilir, yetişkin de olabilir, iletişim kanalı aksıyor bir şekilde. Yani etkili iletişim çevreyle kurulamamış oluyor. Belki kişi kendisiyle bile etkili bir iletişim kuramıyor. Ve bu iletişimsizlik çeşitli dinamikleri de tetikliyor ve bu dinamiksel olarak çevreyle olan ilişkiler de bozuluyor. Kendisiyle olan ilişkisi bozuluyor, kendiyle olan iletişimi bozuluyor. İşte bu iletişim bozukluğunun, kendiyle olan iletişim bozukluğundan özgüven eksikliği işte bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Daha farklı sorunlarla karşımıza gelebiliyor. Tabii ki bu bozukluk var ve bu bozukluk çevreyle olan iletişiminde bir güçlük meydana getiriyor ve çevre bu sefer ona karşı tutum daha da farklılaşıyor. Belki daha da üzerine giderek bu sorunun onda oluşturduğu sıkıntıyı daha da arttırıyor. Yani bunlar hep böyle aslında birbiriyle ilişkili ama temelinde tabii bireyin içerisinde bulunduğu sorunla, güçlükle alakalı. Ama tabii çevrede çok önemli, bu durumu daha ciddileşmesini, daha üstesinden gelinmesinde, güçlük yaşamasında bireyin etkili olabiliyor. Ya da yardımcı oluyor tam aksine ve bireyin bu durumdan daha hızlı bir şekilde kurtulmasını ve bize başvurmasında öncü de olabiliyor. Konuşma bozukluklarını biraz ayrıntılandıralım. Çünkü her konuşma bozukluğu olarak, gerekçe olarak tanımladığınızın terapi yöntemleri de farklı olabiliyor. Hocam şu önemli ara başlık açmak istiyorum, bir virgül koyup, ama kendisiyle iletişim kurmayı öğreniyor olmak gerekiyor. Bu güzel bir kavram. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Kişi nasıl kendisiyle önce sağlıklı bir iletişim kuruyor olacak? Bunun yol haritası ne? Şimdi bu ta bebeklik döneminden başlayan, bebeğin dil kazanımıyla başlayan bir süreç. Aslında bizim de alanın hangi bozuklukla ilgilenirsek ilgilenelim, işte bir sürü bozukluk başlığı var. Belirli harfleri doğru söyleyememe, onları akıcı bir şekilde üretememe, işte gelişimsel olarak dil ve konuşmasındaki becerilerinin kendi akranlarından geri olması, hızlı bozuk konuşma,
işte bunların tamamen dışında olan daha farklı işte çocukluk çağı ortaya çıkan daha çok nörolojik sebeplere dayanan işte konuşma bozuklukları. Bunların hepsi aslında bizim kendimizle olan iletişimimizde bir engel olabiliyor. Neden? Çünkü bir bozukluk var ve bu bozukluk bizim kabullenebildiğimiz bir süreç ya da kabullenemediğimiz bir süreç ya da daha farkında olmadığımız bir süreç hangi aşamada olursa olsun bizim kendimizle olan iletişimimizde yani kendimizi kendimize ifade etmemizde bir eksiklik olduğunu hissetmemize neden oluyor. Belki de neden olmuyor. Ama biz böyle hissediyoruz. Mesela kekeme olan bir birey içten konuştuğu zaman belki aksak konuşmuyor. Ya da gelişimsel dil ve konuşmasında bir sorun olan işte 4 yaşındaki bir çocuk kavramları öğrenirken güçlük yaşıyor belki. Ve bu sebeple işte doğru kavramları doğru sırayla doğru beceriyle edinemiyor. Ama bu bozukluk, bu süreçteki bu gecikme, onun bu edinim aşamasındaki gerilik onun belki de akademik becerilerinin kendi akranlarından 2-3 tık geride kalmasına neden oluyor. Ya da kekeme birey işte... Ben zaten kendimi iyi ifade edemiyorum, çevreyle olan iletişim kuramıyorum. Bu yüzden her şeyi açıklayamıyorum. İşte iletişim kurarken neden bu şekilde sorunlar yaşıyorum diyerek daha da içe dönük, daha da kendi dünyasıyla işte daha karmaşıklaşabiliyor. Bu yüzden temelinde aslında bireyin kendisini ifade etmede, kendisini kendisine ifade etmede bebeklik döneminden itibaren bir güçlük olduğunu düşünüyorum. Peki. Gelelim hocam alt başlıklarımızdan biri olan gecikmiş dil ve konuşma bozukluklarına. Siz neye gecikme olarak neyi tarif ediyorsunuz, tabir ediyorsunuz? Hangi yaş itibariyle hangi sözcükleri çocuklarımızın söylüyor olması gerekiyor gecikmemiş olması için? Şimdi bu günümüzün en sık rastlanan durumu haline geldi. Yani bana inanılmaz derecede işte sorulan sorulardan bir tanesi. İşte bizim çocuk 1 yaşına geldi hala konuşmuyor. 2 yaşına geldi kendini ifade etmiyor. Akranlarıyla iletişim kurmuyor. İşte onu benle baba dışında kimse anlamıyoruz. Ya da yeteri kadar kelimesi sözcüğü yok. İletişim kurarken çok sınırlı kelime haznesi kullanıyor gibi. Çok fazla soru geliyor ve şu an yani çevremde 10 tane çocuğu olan aileden 7 tanesi bu soruyla bize başvurabiliyor. Bir ya artış da, mı var bu? Tabii. Yani bu dönemde çok ciddi bir başvuru var. Bu alan için söyleyebilirim. Bu bozukluk türü için gecikme söyleyebilirim. Için, evet. Evet. Yani bunda şuna bakmak lazım. Çocuğun 6 aydan sonra yavaş yavaş çevreyi fark etmesiyle başlayan sürece bakmak lazım. Yani 6 aylıkken bir bebek bizimle artık iletişim kurmasına yönelik çeşitli sinyaller, sağlıklı iletişim kurabileceğine dair çeşitli sinyaller vermeye başlıyor. İşte ilk olarak şey yapıyor. Belki sosyal bir gülümseme. İşte anneyi gördüğü zaman gülümseme, çığlık atma, heyecanlanma, hızlı nefes alıp verme ya da annenin ona olan bir tepkisinde ağlama, yüzünü ekşitme, babayı gördüğü zaman babaya işte gitmek için çırpınma gibi böyle sosyal olarak iletişim kurduğuna dair birkaç sinyal vermeye başlıyor. İşte bu 1 yaşına doğru çeşitli seslerin melodik tekrarıyla karşımıza çıkıyor. İşte agulama diyoruz buna. Çeşitli agulama örüntüleri oluşturuyor. Ardından 1 yaşa doğru bu agulamalar dudaklarını kullanarak, dudaksız sesler kullanarak işte baba, mama, işte memme gibi böyle kendi agulamalarından ürettiği sözcüklere dönüyor ve 1,5 yaşa doğru işte çeşitli kelimeler kullanımı başlıyor. 3-4 kelime olabilir bu, 5-6 kelime olabilir. Çocuğun kız ya da erkek olmasına, yetiştiği sosyal çevreye, anne babanın eğitim düzeyine göre değişkenlik gösteren bir konuşma gelişimi izliyor. Ama sağlıklı bir konuşma gelişimi, iletişim gelişimi gösterdiğine dair çeşitli kanıtlar oluyor. Biz bu kanıtları topluyoruz ve şuna bakıyoruz. Periyodik olarak 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş, 2,5 yaş bu çocuk akranlarından ne kadar geriden takip ediyor bu süreci? Eğer bu geridenlik 6 ayın üzerindeyse yani 5-6 ay civarında bir gerilik varsa biz buna bozukluk diyebiliriz yavaşta. Ya kıstas burada akranları doğru mu? Kıstas burada akranları ve akranların konuşma yönüyle gelişimlerini gösterdikleri tablo. 3 aşağı 5 yukarı. Hepsi için kesin bir şey söyleyemeyiz ama bu tabloya göre olan gerilik mesela 3 yaşına geldi. 3 yaşında bir çocuğun 2 kelimeli, 3 kelimeli cümle kurmasını, kendisini çok iyi ifade etmesini, yaşadığı bir olayı 2-3 kelimeyle anlatıyor olabilmesini bekliyoruz heyecanla. Eğer bunu yapmıyorsa, bunu hangi düzeyde yapmıyor, kaç kelimesi var, işte iletişim kurmaya çalışıyor mu mesela anne... yapıyor. Ben bunu 2 kelime olarak kabul ediyorum. Bu aslında anne gel demek. Evet. 2 kelimeli cümle kuruyor mu? Bunun gibi böyle geriliğin ne boyutta olduğunu kendi akran grubuyla normal gelişim gösteren kendi akran grubuyla bir kıyaslamaya gidiyoruz. Ve bu kıyaslama sonrası
6 ayın üzerindeyse biz bunu bir gecikme değil de bozukluk olarak kabul ediyoruz. Bu süreçte de bizim de işin içerisinde bulunduğumuz interdisipliner bir yaklaşım başlıyor. Hı-hı. Çocuğun bir an önce sosyal olarak iletişimini arttıracağı çeşitli ortamlara yönlendiriyoruz. Gerekliyse dil ve konuşma terapisi başlıyoruz ve gelişimsel olarak dil gelişim basamaklarını hızlandıracak, hızlıca bu basamakları çıkacak bir konuşma gelişimi için, dil gelişimi için yoğun bir eğitim ve terapi süreci öneriyoruz. Hı. Tabii bu aşamada ailenin tutumu da oldukça önemli. Hı. Bir diğer durum bu konu için şunu söyleyebilirim. Tabii ki mükemmeliyetçi anne baba tutumları da başvuruları arttırıyor. Yani her konuşmayan çocuğun, her iletişim gelişiminde hafif bir gecikme olan çocukta bir bozukluk vardır diyemeyiz. İşte anneler ve babalar, yani ebeveynler bu dönemde, yani bir yaş itibariyle çocuğu böyle çok ciddi bir akademik beklentiyle beraber sürece dahil ediyorlar. Yani o yüzden hemen konuşmasını, hemen işte bu basamakları çok hızlı bir şekilde tamamlamasını, işte çok ciddi bir akademik hazırlık yapmasını okula ve bu hazırlıkla çok donanımlı bir şekilde eğitim sürecinin başlamasını istiyorlar. Hmm. Belki bu mükemmeliyetçi anne baba tutumunun da hani bu tür gelişimsel olarak bozukluklarda etkili olabileceğini düşünüyorum. Zaten bu mükemmeliyetçi anne baba tutumları bir süre sonra çocukta gelişimsel olarak dil ve konuşma bozukluğu oluşturmasa bile daha farklı konuşma bozuklukları, zemini olan konuşma bozuklukları, akıcılık bozuklukları diyoruz bunlara. Hı hı. İşte kekemelik, hızlı bozuk konuşma. Hafif çocuğun zemini varsa buna, genetik bir yatkınlığı ya da nörolojik bir yatkınlığı varsa bu süreçlerin belki de ortaya çıkışını hızlandırıyor. Hocam, sizin söylemlerinizden benim çıkardığım sonuç bu. Aslında gecikme tabir ettiğiniz şey çok yaşla ilgili değil, çocuğumuzun bulunduğu dilimdeki akranlarıyla kıyası sonucu orada bir gecikme. Peki gecikme ve bozukluğu farklı ifade ettiniz siz. Aralarındaki fark ne? Ne gecikme, ne bozulma? Niçin onu bozulma, 6 ay kalınca bozulma olarak tabir ediyorsunuz 6 ay geçince? Çünkü 6 ay kritik bir periyot. Şimdi çocukların dil gelişiminin çok hızlı olduğu ve çocukların iletişim gelişiminin çok hızlı olduğu bir dönem var. Yani bunu yaklaşık 6,5 yaşa kadar çok hızlı bir şekilde tamamlayıp okuldaki akademik başarı düzeyini yakalayacak bireyler haline gelmeleri lazım. Hı. Çünkü okuma yazma ile çocuğun literatürel bilgi edinme sürecini başlatıyoruz. Hı. Yani bilgiyi çevreden, sosyal ortamdan öğrenmek yerine işte beyni bir farklı bir kanal daha öğretiyoruz. İşte bunu harflerden öğrenme, evet, ya da akademik düzeyde öğrenme, işte okul düzeyinde öğrenme. Okul düzeyi öğrenme sürecini başlatmadan önce çocuktaki bu sosyal öğrenme aşamasında çocuğun donanımlı yetişmesi durumu. İşte bu durum, bu 6,5 yaşa kadar olan süreçte her bir ay bizim için çok kritik. Çünkü çocuğun bir ayı bir önceki ayıyla arasında dil ve konuşma ve sosyal iletişim yönüyle çok ciddi farklılıkların olduğu, gelişimin çok hızlandığı, özellikle de 3 yaş 11 ay ve 4 yaş 1 ay bandında çocuklarda çok ciddi bir sıçrama görüyoruz. İşte sözcük dağarcığında, cümle kullanımlarında, ifade kanallarında, işte ifade yapılarında, dil bilgisinin, bu gramer kurallarını, çeşitli dil bilgisayar kurallarını kullanmada çok ciddi bir farklılaşma görüyoruz. Bu yüzden 6 ay, ortalama 6 ay, yani 5-6 ay. Neden 5-6 ay? Çünkü bir 5-6 aylık gerilik çocukta artık kendi akranlarıyla arasındaki farkın ciddi anlamda açılmasına neden olabilecek bir süreç. Bu süreç, bu kadar gerilik, bu kadar aradaki fark çocuğun giderek uzaklaşmasına neden olabileceği için biz bu aralığı bozukluk olarak tanımlayabiliyoruz. Peki, birazdan sokak röportajımız olacak, onu vereceğim ama tabii bazı hastalıklara bağlı konuşma bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları olabiliyor. Bir soru var, izleyicimizin sorusu Parkinson'la ilgili. Ben onu aktaracağım, sonra kekemeliği konuşmaya başlayacağız. Sokak röportajlarından sonra diyor ki Parkinson hastalığına bağlı beyin pili ameliyatı neticesinde konuşmakta kekemelik ortaya çıktı. Düzelir. Mesela böyle durumlar da var hocam. Bu kalıcı da olabilir mi, yoksa geçici bir süreç mi? Tabii ki nöroloji uzmanı değilsiniz ama sonuçta birlikte çalışıyorsunuz birçok alanda. Neler söyleyebilirsiniz, yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi kekemeliğin birçok etiyolojisi var, yani birçok sebebi var. Gelişimsel kekemelik olabilir, yani gelişimsel olarak ortaya çıkmış bir durum olabilir erken dönemde. Nörolojik bir rahatsızlık sonrası kazanılmış, edinilmiş olabilir. Ve çeşitli durumlarda bunlara olan yaklaşımımız da değişiyor. Tabii ki Parkinson, işte kekemeliğin nörolojik sebepleri arasında yer alabilecek bir rahatsızlık. Ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bu akıcılık bozukluğu bireyin yaşam kalitesini azaltacak ve onun iletişimine bir engel olabilecek durum oluşturabilir. Hı hı. Bu aşamada iyi bir değerlendirme yapıp
bireye çeşitli akıcı konuşma stratejilerinin öğretildiği bir, edinildiği bir programla en azından bu durumu kontrol etmesine yönelik ya da birazcık da olsa bu duruma yönelik bir tutumunun oluşmasını sağlayabilecek bir süreçle değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Peki, bir soru daha soracağım hocam. Çok fazla soru çok var. Çok soru var, evet. Başlıklara da girmek istiyorum. Onları da önemsiyoruz. Merhaba, 4 yaşında bir oğlum var ve R harfini söyleyemiyor. Bu konu hakkında bilgi rica ediyorum. Aslında bazı sesleri evet. çıkartamamak, belki ona da atıf yaparız. R harfi önemli. Öyle ki bazen ebeveyn hataları oluyor. Hı. Çok sempatik geliyor ve müdahale etmiyorlar hocam. Bu gecikmiş de olabiliyor. Sonrasında belki düzelmeyecek boyutlara gelebiliyor. R harfiyle ve diğer harflerin sesletimiyle ilgili bir yorum alayım, sonra sokak röportajlarına geleceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim alanda şu an bahsettiğimiz iki başlık oldu. Birisi gelişimsel dil ve konuşma bozukluklarıydı. Evet. Şimdi diğeri konuşma sesi bozukluğu dediğimiz durum. Belirli harfleri doğru söyleyememe ve bu harfleri doğru söyleyememeden kaynaklanan çocuğun konuşmasının farklı olması, bebeksil olması ya bebeksil. Da daha aileye göre sempatik olması belki de. İşte Armut yerine Aymut diyor. Hocam çok güzel diyordu. Niye müdahale edelim ki, zaten düzelecek, iyileşecek ya da okula başlayınca toparlar gibi bir yaklaşım. Şimdi bunda bozukluğun derecesine bakıyoruz, yine tipine bakıyoruz. Yani ismi konuşma sesi bozukluğu olsa da bu çocuk acaba sadece R'yi mi söyleyemiyor? R ile birlikte farklı harfleri de halk dilindeki ifadesiyle söyleyememe durumu var mı? Ve bunları tutarlı olarak mı doğru söyleyemiyor? Yani sadece R'leri belirli yerlerde mi söyleyemiyor, yoksa bazı durumda üretebiliyor mu? Buna bakmak lazım. Eğer tutarlı bir şekilde sadece R'yi söyleyemiyorsa ve her durumda söyleyemiyorsa, bunu artikülasyon bozukluğu diyoruz. Hı. Ve çocuğun bu R yerine ne söylediği de çok önemli. L ya da Y söylüyorsa, genelde klinik tecrübem 4,5 yaş itibariyle çocuğun bunu R'ye çevirebileceğini, R yönünde bir eğiliminin olabileceğini gösteriyor. Hmm. Ama R yerine yumuşak G gibi olan G sesini üretiyorsa, bunun bir bozukluk olarak ele alınıp bir an önce çocuğa doğru R sesinin kazandırılması, terapilerle edindirilmesi lazım. Buna işte artikülasyon ya da sesletim ses bilgisayar terapisi diyoruz biz. Hmm. Ve çok etkili bir yöntem. Çok kısa sürede çocuğun bu harfi kazanımını sağlayıp konuşmasını düzeltmeye başladığı bir süreç. Peki, röportajlara geçelim. Tamam. Hocamızın iki vaka örneği var. Gerçekten yayın öncesinde odada benim ağzım açık kaldı. Sözcük avcılığı yapan kişiler de olabiliyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Sözcük avcılığı dediğimiz ne? Birazdan hocamızdan onu dinleyeceğiz. Önce sokak röportajları, sonra kaldığımız yerden İbrahim hocamla devam edeceğiz. Günlük yaşantıyı zorlaştıran konuşma bozukluğu tedavi edilmediği sürece büyük sorunlara neden oluyor. Peki konuşma bozukluğu nedir? Bilimden Sağlığa ekibi olarak önce sokaktaki vatandaşlarımıza, daha sonra ise stüdyodaki uzmanlarımıza konuşma bozukluğunu sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Sizce konuşma bozukluğu nedir? Konuşma bozukluğu fıtrattan olabilir. Çocuğun doğuştan doktor da onu düzeltemez. Düzeltmesi de yani pek mümkün değil gibidir. Sonra da bir hastalık falan geçirir. Ondan olabilir, o kalıcı olabilir. Kekeleme olabilir. Sözcükleri telaffuzda zorlanma olabilir. Boğumlanmada sıkıntı olabilir. Konuşma bozukluğu şu anda, yani küçük çocuklar için söylüyorsanız, mesela şu anda benim çocuğum da 3 yaşında. Tam dili dönmüyor. Konuşma bozukluğu, yani tam kelimeleri ifade edemiyor. Konuşma bozukluğu düşüncelerini düzgün ifade edememek, kelimeleri doğru telaffuz edememek. Konuşma bozukluğu değil mi? Sağlıkla ilgili yani bence. Böyle doğuştan da oluyor, sağlıktan da oluyor. Sağlık bozukluğu olduğu konuşma bozukluğu da oluyor. Konuşma bozukluğunu giderecek teknikler hakkında bilgilendirme yapabilirler. Bu sıkıntıyı yaşayan özellikle ebeveynler bu konuda bilgi alabilirler diye düşünüyorum. Yani bu konudaki tavsiyeleri nedir? Mesela özellikle psikolojik olanlara, bu heyecanlanıp konuşamayanlara, düşüncelerini doğru ifade edemeyenlere ne tavsiyeleri olabilir? Sağlıkımızla ilgilensinler, yani bilmiyorum işte. Yani bir şeyler yapsınlar. İstiyoruz tabii ki. Evet, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sokağın nabzını ekranlara, buraya, masaya taşıdılar. Aslında genel bağlamda bir farkındalık var ve iyi. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? İlk röportajı olan kişi özellikle fıtrattan olur, doğuştan olur ve düzeltilmesi güç diyor. Zor dedi. Evet, buna katılmıyoruz. Hı-hı. Yani her türlü dil ve konuşma bozukluğu doğru tanılamayla ve doğru yönlendirme ve terapi süreciyle
bir şekilde müdahale edilebilir. Hı-hı. Bir şeyler yapılabilir. Bu yüzden iletişim ve konuşma bozukluğu olarak ele aldığımız bu durumların muhakkak bir uzmana danışılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de erken dönemde yakalayabildiklerimiz, yani erken dönemde bize başvurusu sonrası müdahale edebildiğimiz bozukluklarda başarı oranımız çok daha yüksek. Her durumda olduğu gibi bunda da erken dönem kritik bir öneme sahip. Evet, notları aldınız hocam. Evet, kekemelikle alakalı söyledikleri vardı. İşte doğru telaffuz edemiyorlar kekemelik. Evet, topluma zaten dil ve konuşma bozukluğu deyince akla ilk gelen kekemelik ya da işte harfleri doğru söyleyememe durumu olarak yorumlanıyor. Aslında biz çok daha geniş bir perspektiften olaya bakıyoruz. Yani... İşte evet, bir çocuğun konuşmaması, akışıyla alakalı bir bireyin, çocuk da olabilir, erişkin de olabilir, ergen de olabilir. Bu akışın bir şekilde çeşitli sebeplerle engele uğraması, işte konuşma akıcılık bozukluğu, kekemelik ya da işte hızlı bozuk konuşma. Bununla beraber damak dudak yarıklığı durumlarına bağlı olarak doğuştan gelen konjenital anomaliler diyoruz bunlara. Bunlara bağlı olarak çocuğun konuşma ve dil gelişimi çok ciddi olarak aksıyor. Bu sebeple ortaya çıkmış bir neden olabilir. Çocukluk çağı apraksisi dediğimiz, daha motor konuşma bozukluklarına giren, beynin motor planlanması aşamasında çocuğun kendi ifade ederken çeşitli harf örüntülerinde karmaşıklığa gitmesi durumu olabilir. Yani pek çok başlık da var aslında, ya da 50 yaşında, 45 yaşında işte bir inme ya da daha küçük bir yaşta bir inme sonrası beynin işte dil ve konuşma merkezlerini sulayan kılcal damarların tıkanması sonrası ortaya çıkan işte afazik konuşma, afazi durumu ya da dizatri durumu da olabilir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak karşımıza çıkabiliyor ve evet, toplum biraz bu durumlardan hani çok bilinçli olmadığını görüyoruz. Bu durumlardan biraz uzak olduğunu görüyoruz. O yüzden ilk akla gelen kekemelik ve telaffuz güçlükleri. Evet, ama tabii konuşma bozukluğu demek sadece kekemelikten ibaret değil. Hocamız altını çizdi. Bir soru var hocam, oradan devam etmek istiyorum. Hızlı konuşma bozukluğu, yani yavaş konuşma veya kekelemek bir bozukluk gibi hızlı konuşuyor olmak da aslında bir bozukluk. Bir seyircimizin sorusu, diyor ki hızlı konuşma bozukluğu var bende, ne yapmam gerekir, nasıl bir yol izleyeceğim, tavsiye edecek neler, 35 yaşında evet, bu kişi hocam. Bu yaşa kadar çok problem yaşadım, hızlı konuşma problemi yaşadığım için umarım faydalı bilgiler hocamız söyleyecektir. Biraz da bir tedaviyle konuşuyor olmak lazım, 10 dakikaya giriyoruz hocam, birçok başlığı konuştuk ama. Yüksel Bey'in bu sorusuna neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi tüm konuşma bozukluklarında olduğu gibi hani hızlı bozuk konuşmada da bizim yapabileceğimiz çeşitli yaklaşımlarımız var. Çeşitli terapi protokollerimiz var. Genellikle hızlı bozuk konuşan bireyler hani ergenlik döneminden sonra daha öz bilincin kazanıldığı, daha çevreyle olan iletişime önem verildiği süreçte, işte erişkinlik döneminde ya da üniversite sonrası, işte ya da üniversite sürecinde başvuruda bulunan bir popülasyon. Ve bireyin kendini ifade ederken yine bir akıcılık sorunu yaşaması. Yani akıcılığı şöyle düşünün, bir bardağın içerisinde su var. Bu elimdeki evet, bardakta su var. Karşı tarafta bir şişe, yani bir şişe var ve siz bu bardaktaki suyu bu şişe dökmek istiyorsunuz. Eğer bunu takılarak dökerseniz etrafa sıçrayacaktır. Bunu hızlı bir şekilde dökerseniz yine etrafa sıçrayacaktır. Yani bardağın içerisindeki suyu bir mesaj olarak düşünün. Şişeyi de mesajın alıcısı olarak düşünün. Yani bunun koordinasyonu çok iyi bir şekilde yapılması lazım. Hızlı bozuk konuşma da aynen kekemelik gibi ele aldığımız konuşma akışının çeşitli sebeplerle süreçlerinin farklılaşması. Ve bu farklılaşmaya dayanarak da bireyin kendisini ifade ederken çok hızlanması, aynen belki bu takılma korkusundan kaynaklanıyor olabilir, kekemelik davranışından kaçış olabilir ya da baştan beri zaten bütün düşüncesi de bu şekilde, düşünce akışları da çok hızlıdır ve konuşma akışı da aynen kendi davranış ve kişilik yapısına uygun olarak bu şekilde gelişmiş olabilir. Bu durumda da yine akıcılık şekillendirme yaptığımız, konuşma akışının hızının farkındalığının kazandırıldığı ve bu akış hızının farkındalığına bağlı olarak da çeşitli egzersizleri yaptığımız, materyalleri çalıştığımız bir terapi sürecimiz var. Fayda görebileceğini düşünüyorum. Müthiş. Kızım 12 yaşında ilk konuşmasına başlarken baştaki kelimeleri kekemeliyor, sonra düzeliyor, sonradan oluşu ne yapmalıyız diye bir soru daha var. Çok hızlı hocam. Erken dönemde ortaya çıkan
bir durum bu yine. İşte kekemelik olarak ele alıyoruz ve muhtemelen ilk harflerine takılıyorsa blok tip dediğimiz ağızdan işte sesin zor bir şekilde çıkması olarak ele alabilir. Aileye tutumum şu: çocuğu sabırla dinlemeleri, beklemeleri, kendisini ifade ederken onu hızlandırmamaları, bununla beraber de bir uzmandan destek almaları. İçeriden de bir soru var tabii, bazen kekeme olup sanatçılarımız var biliyorsunuz hocam. Şarkı söylerken hiçbir şey yok, gayet güzel ama konuşmaya geldiği zaman vakit orada ne değişiyor, ne farklılaşıyor? Şimdi orada da şöyle bir durum var. Konuşma merkezi beynin şu anki literatürde şu an en güncel haliyle sol lobunda yer alan merkezlerin aktif olarak süreci yürüttüğü bir özellik, bir kazanım konuşma. Şarkı söylediğimizde ya melodik olarak bir üretim sağladığımızda ise beynin sağ tarafında çok aktive olduğunu, bu motor planlama ve konuşma üretiminin ağzından uygun bir şekilde döküldüğü süreçte sağ lobun da işin içerisine girmesiyle farklı bir kanal tercih edildiği ve bu kanalla da konuşmada akıcılık sağlandığı yönünde. O yüzden melodik konuşmada, bazen fısıltılı konuşmada ya da çeşitli şarkı söylemlerinde bu şekilde takılmaların olduğunu görebiliyoruz. 2013 doğumlu ikizlerim var. Biri düzgün ve net bir şekilde kendini ifade ederken diğeri peltek ve harfleri değiştirerek kullanıyor. Örnek vermek gerekirse İsmail yerine İtmail diyor. Tedavi gerektirir mi? Hangi bölüme götürmem gerekiyor? 2013 şu an 5 yaşında hocam. Evet, şimdi artikülasyon bozukluklarında karşımıza en çok çıkan, Türk toplumunda en yaygın olanlar R harfini söyleyememe, S'leri F şeklinde peltek, halk dilinde pelteklik, biz lisping diyoruz, şeklinde üretilmesi ve aynı şekilde L harflerini söyleyememe, onun yerine Y tercih etme durumları. Bunlar en sık karşılaştığımız işte sesletimsel artikülasyon bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. S yerine T üretimi varsa ya da F, F şeklinde bir üretim varsa yine dil ve konuşma terapistinin bulunduğu bir merkeze başvurup bu duruma müdahale edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar erken müdahale ettirirlerse de çocuğun bu doğru sesi kazanıp gündelik hayatında kullanımı da o kadar çabuk olacaktır. Bilgileriniz için teşekkür eden seyircilerimiz var hocam. Ben de teşekkür ediyorum onlar adına tekrar size. İyi günler, 26 yaşında abim var. Tam kekemeli gibi değil de kesik kesik konuşuyor. 26 yaşında olduğu için düzelme şansı var mı? Evet. İleri yaşlarla evet. İlgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ileri yaşlarda tabii yaş faktörü işin içerisine girdikçe bozukluğa edebildiğimiz müdahale çeşitlerimiz de kısıtlı bir hale geliyor ve bireydeki bu müdahalemiz sonrasında da bu kazanımın elde edilip gündelik hayata genellenmesi diğer konuşma alışkanlıkları ya da diğer edinilmiş sosyal alışkanlıklardan dolayı daha zor oluyor. Bu yüzden ne kadar erken müdahale o kadar iyi, ama 26 yaşta tabii çok geç kaldık, yapacak hiçbir şey kalmadı diyemeyiz. Yine bir konuşma akışıyla alakalı olan bir bozukluk durumu mevcut. Ve ne tür bir bozukluk olduğuna tam olarak bakılması lazım. Nasıl aksamalara uğruyor, nasıl kelimeler ağızdan çıkmıyor ya da ne derecede, ne şiddette çıkmıyor. Buna göre yapılabilecek bir şey var mı? Bu durumun iyi bir şekilde ele alalım. Hocam gibi. Süremizin sonuna geliyoruz. İki konuyu konuşmak istiyorum. Bir tedavi protokolünüz var. Size gelen kişileri nasıl bir yol haritası bekliyor? Ama öncesinde bu sözcük avcılığı, bazı kelimeleri söyleyemeyen kişiler hayatından o kelimelerin başlayan sözcükleri çıkartıyorlar değil mi? Bir vaka örneğiniz var, bunu paylaşın lütfen. Evet, bu benim son anda aklıma gelen bir vaka örneği. Şimdi geçenlerde kliniğe işte benim olmadığım bir süreçte bir telefonla bir başvuru var. İşte kendimi ifade ederken güçlük çekiyorum deyip farklı bir uzman doktorla görüşüp işte bilgi almak istemiş. Kendimi ifade ederken güçlük çekiyorum işte. O sorular soruyormuş işte çeşitli olarak. Takılmalarınız var mı? İşte kekeleme gibi güçlük mü? Hayır, sadece işte kafamdaki kelimelerin hepsini tam net kullanamıyorum. İşte ifade ediyorum kendimi, karşı taraf beni yeteri kadar anlamıyor. Daha çok karşı tarafı suçlayan bir süreçten bahsetmiş. Evet. O da bizim dil ve konuşma terapistimiz var. İşte bu durumun onun değerlendirmesine faydalı olabileceğini düşünüyorum diyerek bize yönlendirmiş. 40 dakika boyunca değerlendirdiğim bir süreç mevcuttu ve okumada, işte çeşitli şeyleri söylemede, aynı şekilde spontan konuşma diyoruz, normal konuşma süreçlerini incelediğimiz bir değerlendirme sürecinde hiçbir şey bulamadık. Yani konuşmayla alakalı, konuşma akışıyla alakalı, ama bir şekilde bir düşünsel olarak bir ayırt ediciliğinin olduğunu hissettim. Ve o aşamada şey dedim, arkamızda ne var? Odanın neyi var arkanızda? İşte kapı demesi lazım. Durdu böyle, onu söyleyemiyorum ben dedi. Evet. Sonra işte gözümüzün üzerinde ne var? Onu da söyleyemem dedi. Kulağım, peki bunlar ne, iki tane işitmeye yarayan? Onu da hiç söyleyemem dedi. Sonra şunu fark ettim. Çeşitli harflerde cümleye de başlangıç yaparken takılmalar oluyormuş işte. Ve bu harfleri, bu ile başlayan kelimeleri olabildiğince kullanmıyor.
ve bir sözcük avcılığı yapıyor. Ya onların başında başka kelime söylüyor, ya onları ortada kullanıyor, ya onların o harfle başlayan kelimelerin o ilk harfini söylemiyormuş gibi konuşuyor. Yani bir şekilde zihinsel olarak bir sözcük avcılığı yaparak bu kekemelik durumunu gizliyor. Yani konuşma akışı problemini gizliyor. Çok ilginç bir vakaydı. Ve hiçbir şekilde de dışarıdan bir sorun anlaşılmayan, yani olabildiğince bunu çok profesyonel yapan bir vakaydı. O yüzden... Peki şuraya gelelim hocam, tedavi protokolü önemli. Evet, böyle bir kişi geldi. Biraz da tedavi sürecini de anlattınız ama nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Tedaviye gelen kişileri nasıl ele alıyorsunuz? Biraz da buradan bahsedelim. Şimdi kliniğe çocuk da başvurabilir, bebek de başvurabilir, ergen de başvurabilir, yetişkin de başvurabilir. Hiç fark etmeden bozukluğun türüne göre bir dil bozukluğu mu var, sesletimsel bir bozukluk mu var, konuşma akışıyla alakalı bir bozukluk mu var? Ya da bir anomaliden, işte dudak damak yarıklığı dedim, dil altı bağı dedim, işte dil bağı, ya da daha farklı bir anomali kaynaklanan bir bozukluk mu var? En başta buna bakıyoruz. Bu bozukluk, bu gerilik ya da bu sorun bizim ona terapiyle yaklaşmamızı engelli bir durum oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Bu durumu inceliyoruz. Oluşturmayacak bir durum ise bu bozukluğun türüne göre çeşitli projektif testlerimiz var. Bozukluğun şiddetini belirlediğimiz, işte dil bozukluğuysa ona yönelik, sesletimsel bir bozuklukta harfleri doğru söyleyememe ile alakalı ona yönelik testlerimiz var. Ya da akışla alakalı, konuşma akıcılığıyla alakalı. Bu durumu detaylı değerlendirip bozukluğun derecesini belirledikten sonra ona yönelik terapi süreçlerimizi başlatıyoruz. İşte terapide bu bozukluğun türüne, şiddetine göre çeşitli seans aralıklarıyla işte başvuru yapan bireye, vakaya, hastaya artık çeşitli stratejilerimizin kazandırıldığı, yönlendirmelerimizin yapıldığı ve birebir müdahalemizin olduğu çok detaylı, çok kapsamlı bir süreç başlatıyoruz. Ve dil ve konuşma terapileri genelde böyle hızlı etki gösteren, sonuç odaklı müdahaleler oluyor. Yani belirli harfleri söyleyemeyen bir çocuk eğer doğru uzmana başvurduysa çok hızlı bir şekilde yanıt alıp o harflerin kazanımı sağlanabiliyor. Aynı durum kekemelik ya da konuşma akıcılık bozukluklarıyla alakalı da karşımıza çıkıyor. Yani belirli protokollerde doğru yaklaşımla, doğru müdahale yapıldığında çok hızlı yanıt aldığımız, süreçleri çok hızlı bir şekilde tamamladığımız, sağlıklı iletişimi bireye kazandırdığımız bir süreçle baş başa kalıyoruz. Farkındaysanız, bir bozukluk varsa ki hocamın söylemlerinden çıkarttığınız bir sonuç varsa zihninize takılan, aslında tedavisinin olduğunu hocamız ifade ediyor. Ayrıntılı bilgi İbrahim hocama ulaşmak isterseniz de altta KJ'lerde gözüküyor. 0216 633 0606'dan da İbrahim hocama ulaşmak isterseniz buradan bilgi alabileceğini söyleyeyim. Yönetmenim bir dakika gibi kaldı ama bir soruyu daha yöneltmek istiyorum. 2010 doğumlu yok mu İbrahim? Mehmet hocam yok galiba sorumuz. O zaman toparlayacağız hocam. Son olarak korkmaya gerek yok. Bir tedavisi var. Farkında olun, erken farkında olun ve gelin diyorsunuz. Doğru evet, hocam. Temel olarak onu söylüyorum. Eğer iletişim ile alakalı ufacık bir aksaklık hissediyorsak çevremizdeki bu bireylerde muhakkak doğru bir şekilde yönlendirme yapalım ve bozukluğun şiddetini, derecesini ve bu bozukluğun türüne göre de doğru müdahaleyi yapacak uzmanlara başvurularının çok önemli olduğunu söyleyelim. Üsküdar Üniversitesi'nin Epi İstanbul Beyin Hastanesi'nden dil ve konuşma bozukları uzmanı İbrahim Yaşa hocamız bugün konuğumuzdu. Çok değerli paylaşımlardı. Sağ olun, var olun. Yeni programlarda buluşmak üzere. Sorularınızın hepsine cevap veremedik ama verdiğimiz numaradan da hocamıza ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın efendim. İletişiminiz aksamasın.